olan da var arıyor, almayacak olan da var arıyor. Bir kişi 10 kişiyi arattırıyor. Yo, isimleri bizde var hanımefendi. Dekontta parayı kime gönderdiğini de söyledi. Ki, neydi hanımefendi adı? Yeter. Alo. Efendim, duyuyor musun? Yok, ben hanımefendiye sesleniyorum. Neydi dekonttaki ismi de verdi, yeter bir şey diye. Yeter Kaleözü Müge Hanım. En son gönderdiğim para bu kişinin adına. Ondan önce yine bir bayan var. Ben bu dekontların hepsini çıkarırsa WhatsApp'tan gönderirim. Buyurun Kenan Bey, tanıdınız mı hanımefendiye? Tanımıyorum Müge Hanım. Hanımefendi, tanıtın böyle kendinizi. Böyle birini tanımıyorum. Nasıl tanımıyorsun? Evlenecektik. Biriyle karıştırıyorsun sen beni. Yok. Sesinden bile belli senin olduğun, o kadar belli ki. İstersen Kızılay'daki şeyin adresini de vereyim. Kızılay'da işim olmadı ki. Benim Ankara'da bir kere işim olmadı, gücüm olmadı ya. Tamam o zaman ben dekontları çıkarayım. Hepsini göndereyim Müge Hanım'a. Bakılsın oradan. Gönder bakayım. Benim adıma bir şey istemişim veya bir şey almış mıyım? Oğlunun adına da gönderdin. Allah Allah, önüne gelen orada koşuyor. Yok alacağım var, yok suyum var ya. Ne oldu şeyde, Kuşadası'nda yazlık sattığında bankaya parayı yatırdı alan kişi. Ondan sonra bankadaki hesabına bloke konuldu, işte şu kadar para lazım. Blokeyi kaldırayım işte aşkım, senin paranı hepsini vereceğim, sana şu kadar para vereceğim bilmem ne diyen sen değil miydin? Kardeşim ben seni tanımıyorum. Sen biriyle karıştırıyorsun beni. Ben zaten burada borcum olan insana zaten burada tıkır tıkır konuşuyorum. Sen beni eşek gibi tanıyorsun. Tamam mı? Tanımazlar gelme. Daha da anlatacaklarım o kadar çok ki, aslında o bayana dua et, oraya çıkan oğlunla ilişkisi olan. Yoksa ben çıkacaktım Müge Hanım'a. Ben sana Instagram'dan yazdım, hesap açmışsın ya. Oraya da şeyini de resmini de koymuşsun, yazdım da hiçbirine bakmadın bile. Müge Hanım, ben size söyledim, gereken yerlere zaten gittim, ifademi verdim. Kimin alacağı varsa da 2 ay içerisinde herkesin parası tek tek ödenecek. Ne kadar ama zaman içinde? Ne kadar zaman içinde? 2-3 ay içerisinde Allah izin verirse herkesin parası ödenecek. Peki Allah izin verir de siz ne yapacaksınız Allah içinde, bu paraları kazanacaksınız? Var bir beklentimiz bir yerlerden. Kuşadası'ndaki yazlıklar mı bitiyor? 2 yıldır bitmedi herhalde. Bana da aynı şeyi soruyorsunuz. Bakın bana soru soruyorsunuz, cevap veriyorum. Bana başka şeyler konuşuyorsunuz. Kuşadası'ndaki yazlıklar mı bitiyor diyorum. Gayet mantıklı bir soru soruyorum. Kuşadası'ndaki yazlıklar bitiyor mu diyorum yani. Yazda geliyor ya. Var birkaç tane sattık yerimiz, ona uğraşıyoruz. Vereseli diye satıp milletin parasını ödeyeceğiz. Vallahi siz o zaman bence buraya gelin de milletin parasını ödemek için yanınızda çalışan başka kadınlardan para almanın önü kesilsin. İnsanlar sizi bir tanısınlar. Ben yargıya gitmişim. Oraya gelmeme gerek yok yani. Yargıya gitmişim. En azından başkaları dolandırılmasın beyefendi. 2 ay içinde bu kadar para nasıl ödenecek başka türlü? Piyango mu vuracak? Nasıl olacak? Devletin devlete borcu var. Bizim de borcumuz var. Ödenecek yani. Ne demek devletin devlete borcu var falan, saçma sapan şeyler böyle. Ne alakası var yani? Dolandırdım, zor önüne çıkan. Nasıl? 3 milyar vermişim, yok dolandırmış. 5 milyar vermişim, dolandırmışım. Siz kadınların bu şekilde isimlerini verip bu şekilde anlatmalarının kolay mı olduğunu sanıyorsunuz? Yani oraya gelip orada telefon... Eğer öyle olsa yargıya intikal etmezdi. Sadece burada anlatmıyorlar. Yargıya intikal etmiş, ben de gitmişim. Gereken mercilere ifademi vermişim. Nerede çıkıyor işte? Hep birlikte toplansınlar da ödeyemezseniz de bence cezaevine girin. En azından kadınların bir kısmı rahat eder bir süreliğine. Bu paralar ödenecek. Nasıl ben ödenecek? Başka bir şeyle konuşmak nasıl istemiyorum. Nasıl ödenecek? Kimden alınacak da ödenecek? Ödenecek 2 ay içerisinde. Ödenecek. Bir hanımefendi daha telefon attığımız demiş. Hanımefendi buyurun. O da 90 bin lira dolandırıldığını iddia ediyor. Alo. Buyurun hanımefendi. Merhaba. Buyurun. Hayırlı yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Aynı şekilde bunun esas normalde insanlara lanse ettiği ismi Ömer. Gerçek ismini ben karakola şikayette bulunduğumda öğrendim. Benden de o şekilde, ben ev almak istiyordum. Benim ev almak istediğim, yani o şeyimi, zaafımı kullandı bu. Kredi kartı. Banka ismi vermeyelim. Bir banka, evet. Bankadan kullandığım krediyi, bankadan kullandım, ona verdim.
Neye karşılık verdiniz hanımefendi? Yani neye ben, güvendiniz? Ben ondan ev almak istedim. Onlar da benim ben neye şöyle düşündüm. Bunlar yani? bu zorluklarını ben yardımcı olursam onlar da bana ev almamda yardımcı olur diye düşünmüştüm. Sonra evliliğe nasıl geldi? Ben evlilik bile öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Sizde sadece şey ne bileyim arkadaşlar da öyle karıştırdılar herhalde. O kadar çok arayan var ki bütün konuşanların şeyleri birbirine karışmış. Ev alma bari. Kenan Bey tanıdınız mı hanımefendiyi? Tanımıyorum hanımefendiyi. Tabii. Gibi de tanıyor. Bal gibi de Hakan Yaka adına gitti. Hesaptan gönderildi paralar. Bak sen Erbakan'la bizi karıştırıyorsun. Benim seninle bir ilgim alakam yok. Taşkın ortak. Ne dedin Derya Hakan'la ilgili? Ben hani en başta dedim 10 yıldır yanında çalışan biri var. İsmini söylemem doğru mu bilmiyorum. Hakan Yakın. Bak işte yanında eleman çalışan eleman diyor Derya'nın. Hakan Yakın. Müge Hanım tanımıyorum. Bak ben tanımıyorum şu anda arayan insanı ya. 50 tane insan orada arıyor ki. Hayır, Hakan Yakın diyor. Hakan Yakın diyor. Siz de ben Hakan Yakın diye birini tanımıyorum dediniz de. Derya Hanım da Hakan Yakın yanında 10 yıldır çalışan kişi diyor işte. Hakan Yakın benim yanımda çalışmadı. Sen de biraz sesin çıksın. Konuşsana be kızım. Kenan Bey iki yıldır neredesiniz peki? Bir de bana Hakan yakındayız. Hakan Yakın 10 yıldır sizin yanınızdaydı. Ve şu anda da Facebook'tan bana yazıyor. Bana ulaşmaya çalışıyor. Çünkü biliyorsunuz ben Facebook'tan sizi bayağı bir taciz ettim çünkü. Susmayacağım. Ya Facebook kullandığım yok. Orada kalkıp da bana iftira atmana gerek yok ya. Fake hesaplardan da sizin cevap vermenize gerek yok. Eğer şeyse benim yüzüm ak. Bir kere suçlu değilim. O yüzden buyurun gelin. Hakan Yakın sizin. Ben ne geleceğim ya? Ben yargıya zaten intikal etmiş gitmiş ifademi vermişim. Senin yanına ne geleceğim ben ya? Parasını öde en azından. Parasını ödemeye gel. Parasını ödemeye de iki ay içerisinde kendim arar kendim bizzat teslim ederim ben. Yargı eliyle. Gerçekten bu kadar yıl almışsınız bu temizlik yapan kadınların paralarını yemişsiniz. İki ayda kimi bulacaksınız da bu kadınların parasını ödeyeceksiniz? Üç sene, iki sene önce alınan paralar şimdiye kadar neredeymişler de bugün hepsi toplanmış. Hepsi birbirine böyle bir şebeke halinde toplanmış. Aa bunlar mı şebeke? Ya, beyefendi iki sene, üç sene önce para verildiyse o paralar siz asıl neredeydiniz de geri ödemediniz? Hanım, bakın. Siz asıl neredeydiniz de geri ödemediniz beyefendi? Dinleyin beni bir cevap vereyim size. Hayır öyle cevap vereyim değil. Siz bunlara şebeke diyorsunuz. İki yıldır üç yıldır alamamışlar paralarını yeri gelmişler diyorsunuz. Siz yani şebeke değilsiniz. Siz neredeydiniz iki yıl üç yıldır ödemediniz bunların parasını da iki ay içinde ödüyorsunuz? Ben öyle sizin eşinize benzettiğiniz kadınlara benzemem beyefendi. Ayrıca bu kelime de hiç hoş değil. Hayır, ifademi vermişim. İfadeni vermek değil, parasını geri vereceksin. Hepsi toplanmamışlar. Buraya toplanmak için geldiler işte. Hepsi gitmiş, şikayet etmiş. Hepsine gittim ifademi verdim. İşte biri orada, biri burada. Şimdi toplanacaklar. Hani bütün kızlar toplandık şarkısı var ya. Bu öyle bir hal. Öyle 3 yıldır ödememişsin de nasıl şimdi 2 yıldır ödüyorsun? Ya öyle ben senin öyle eşine benzettiğin kadınlara benzemem. Ayrıca çok da çirkin bir tabir olarak görüyorum bunu. Rahmi Bey ne derse desin belki böyle bazı kadınlar düşmüş olabilirler bu hikayenin içine. Ama ben doğru bulmuyorum. Madem hani öyle düşünüyorsun dediğim gibi gidip onun başında o zaman Fatiha'sı noktası. Bir de ne öyle aynı tip şey mi yani? Böyle prototip. Bir tip prototip var da yani adam o tipi beğeniyor diye biz de o tipe aitiz diye hepimiz onun için sıraya mı gireceğiz? Öyle bir şey yok. Neyse. Ya ödeyeceğim, ödeyeceğim yok laf olsun diye konuşuyor. Aynen. Ödeyeceğe kadar şimdiye kadar 40 tane kadını dolandırmış. Bunun işi Ayşe'den aldığı parayı yemek, Fatma'dan aldığını bitirinceye kadar başkasını bulmak. İşte böyle yani. Kenan Bey dediği adam bu. Yani bir defa telefona kapatmasaydın söyle, söyleyeceklerimi söyle, yine söyleyeceğim. Sen söyle bir dakika bu arada burada başka biri mi? He. 86.600 lira dolandırılmış bu evlilik vaadiyle. Arkadaşlar yukarıda o kadar çok telefon varmış ki. Tamam işte öyle ayrı ayrı başvuruyla olmaz bunlar. Hepsi toplansınlar. Kaç kişi oldu sayamadım arkadaşlar. Hanımefendi günaydın. Alo. Bu 86.600 liraya dolandırıldığını söyleyen hanımefendiye sesleniyorum. Evet benim.
Tamam buyurun. Alo. Telefonlar da karışıyor da kusura bakmayın sevgili seyirciler. Buyurun. Alo. Buyurun. Sesim geliyor mu? Buyurun geliyor. Müge Hanım, ben de aynı şekilde dolandırılanlardanım ama benim şöyle bir sıkıntım var. Dolandırdığı sırada ben biraz boşanma şeyinden dolayı müşkül durumdaydım. Ben maddi anlamda geçinemiyordum ve ben çalışma vaadiyle gittiğim anda beni bir anda hipnoz ettiler, aptala çevirdiler. Hemen aynı günün akabinde benden 60 bin lira bir X bankada çalışanları var. Bana çıkmayan krediyi çıkarttılar ve bankaya oğluyla gittim. Kamera kayıtları var. Bankadan oğluyla birlikte parayı çektik. Benim kredi kartımı ödettiler. Kredi kartımı ödettirdikten sonra bankadan çıkar çıkmaz 60 bin lirayı aldılar. 2 gün sonra kredi kartımdan aynı bankadan 10 bin lira kredi kartımdan kullandılar. Aradan bir hafta 10 gün geçmeden benden diğer bir bankadan yine kredi çıkarttırıyorlar. Çıkmayan kredileri bunlar bankalarla bile ortaklaşa çalışıyorlar. Şöyle ki olmayan kredileri çıkarttırıp elinizden parayı alıp kaçıyorlar. Şimdi bankalarla ortak çalışmak değil aslında. Bence yüksek maaşlı çalışan gösteriyorlar. Bankaya da bu belge gittiği zaman da kredi çıkartıyorlar. Fakat az önce Rami Bey'in defalarca sorduğu soruyu ben de sorayım. Hanımefendi, niye? Yani gittiniz çalışmaya. Niye peki gidiyorsunuz hemen kredi aynı çekiyorsunuz? Hayır, aptal ediyorlar insanları, hipnoz ediyorlar Müge Hanım. Yani bunun hiçbir alternatifi yok. Bakın bu kadar insan aynı şekilde bir şeye giremez. Bu kadar insan birbirinden habersiz şekilde aynı yalan aldığı paraları yiyor. Bir de utanmadan telefona bağlanıp diyor ki ben kimi borcum varsa savcılığa gittim. Savcılık hiçbir şekilde bildirge yapmadı. Şu an kaçak aranıyor. Yakalama kararı çıktığı halde yakalanmadı. Hayır, yakalama kararı... Ben bunlar hakkında şikayette bulunduğum günün akşamında... Yokmuş ama ya. Avukat yok demiş yakalama kararı. Yokmuş. Yok, var. Benim yokmuş hayat mı? Avukatlarımdan çıktı. Yokmuş. Yok. Karakola gittim şikayette bulunup aynı akşamında bana karakoldaki kişi çok geçmiş olsun bir haftada yakalattıracağız bir haftada içeri attıracağız dedikleri kişi 3 ay 5 ay ben 1 senedir kan ağlıyorum ben kiramı ödeyemiyorum ben evime bankalara olan borcumdan dolayı. Yani sürekli şeref yoksunu lafını tekrarlamayalım. Ya da şeref yoksunu demek daha kibarca olabilir. İstiyorsanız öyle kullanın. Ne yapalım, bu da bir tanımlama. Yani yapacak yani. Bir şey yok. Yani bazı öyle kelimelerin kullanılmasını sevmiyorum. Mesela şimdi hayvan oğlu hayvan desen hayvana hakaret oluyor. Evet. Falan gibi. Evet. Ama bazı tanımlamalar var. Mesela onları kullanmakta bence bir sakınca yok. Çünkü kelimenin tam manasıyla kullandığın evet. Zaman o kelimenin tam manası oluyor. Şimdi hanımefendi bir saniye Hakan Yakın telefon attığımız demiş. Yani baba oğlun yanında çalıştığını evet, söylediğin kişi. Hakan Bey günaydın. Hanımefendi hakkında kalsın. Şimdi sizin de bu işlerin içinde olduğunuz çünkü paraların size geldiği söyleniyor. Hayır zaten benim kartım bunlardaydı. Bunlar almıştı zaten benden kartımı, maaş kartımı. Bir yerden borç para isteyeceğiz diyerekten. Evet. Kartım onlarda kaldı. Uzun sürede ben kartımı alamadım. Sonra ben duydum ki bu şekilde şeyler yapıyorlarmış. Benim evime de polis geldi. Peki doğru mu söylüyor bu kadınlar? Evet doğru söylüyorlar. Ve ayrıca Tayfun benim kız kardeşimle birlikteydi demişsiniz. Efendim? Tayfun sizin kız kardeşinizle mi beraberdi? Hayır babası. Kenan. Kenan Taşkın benim kız kardeşimle 12 seneden beri birliktelerdi. Ve bizi de mağdur etti. Benim evim gitti, çalıştığım paralarım gitti, abimin parası gitti, ablamın 12 senedir parası gitti. Miras paralarımız vardı, onlar gitti. Banka kredileri vardı, onlar gitti. Yani toplamda 1 trilyonu geçik zararımız var. Peki niye veriyorsunuz siz arkadaşım bu kadar parayı? Ya ablacığım ben her şey askere gittikten sonra başladı. Ta ki geldikten sonra ben yüklü miktarda bir borç görünce bir de ben bunun böyle bir işler yaptığını da bilmiyordum. Siz yalnız bu paraların bu paralar sizin hesabınıza gitmiş. Siz de bu işin içinde göründüğünüzün farkındasınız değil mi hukuk önünde?
Evet ama ablacığım şöyle bir şey var. Ben şu an fabrikada çalışıyorum. Benim sicilim tertemiz. Benim böyle bir şeylerle işlerle alakam yok. Hayır anladım. Ben size hani resmi evrakla ilgili söylüyorum. Yani şunu bu şikayetlerde paranın gittiği kişi siz olduğunuz için siz de ne yazık ki eğer bu işlerle ilginiz olmasa dahi siz de bu işin ortağı görülüyorsunuz. Üstelik iki değil üç kişi oluyor. Hadi bakalım çık işin içinden. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.